Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle değişik bir şey yapacağız. Dünyanın, efendime söyleyeyim, kainatın en iyi ZB channel'ını seçeceğiz. En iyi ZB channel'ını seçeceğiz. Tabii yılın sonuna yaklaştık. Yılın sonuna yaklaştığımız zaman ne oluyor? Bir geçmişe bakıyoruz. Bir sene boyunca biz ne yaptık diyoruz. Bir sene boyunca yaptıklarımızı inceliyor muyuz? Yani incelememiz gerekiyor. Geçen sene olmasa da olur muydu ya da geçen sene şunlar şunlar süper oldu, bir dahaki sene de mutlaka bunlar olsun veya daha fazlası olsun falan filan diyoruz kendi kendimize. Bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ben de bu değerlendirmeyi sizlerle beraber kanalım adına yapmayı düşünüyorum. Tamam, inceleyelim bakalım ne yapmışız, ne etmişiz, ne durumdayız. Evet, önce YouTube'daki arama çubuğuna ZB Channel yazıyoruz. ZB zaten çıktı gördüğünüz gibi. ZB Channel yazıyoruz. Burada kaç tane var? Tester, Master, ZB Channel. Sadece ZB Channel'lara bakacağım. Fazla yok zaten. Biz varız. Şu var. Channel ZB, bunu da alalım. Bunu almayalım. Bu Disney Scarcity video. Bu ZB Channel. Bu da ZB Channel. Hepsinin logosu da birbirine yakın. Çok yaratıcı izdir gerçekten. Böyle. Oha! Bu ne lan? Nasıl oluyor lo? Şimdi arkadaşlar, ben de ilk defa gördüğüm için şoklardayım şu anda. Şimdi ikinci ZB Channel 263 aboneli. Biz 258 aboneyiz. Aramızda 4-5 kişi var. Ki bu sayılar birer ikişer oynayabilir. Çünkü YouTube bazen oynatıyor bunları. Ay, soğutayım da kendime geleyim içim ya. Şimdi arkadaşlar, bizden önde biri var ya. Çüş, bu zaten uçmuş ama bunu zaten almayacaktım. 48 abone burada var. 43 burada var. Bunlara zaten çakmışız. Yalnız şu ZB Channel en büyük rakibimiz. Kafa kafaya gidiyoruz. 263 abonesi var. Bizim 258 abonemiz var. İkinciyiz arkadaşlar. Ama tabii bu böyle hesaplanmaz. Bu böyle hesaplanmaz. Ya bu nedir ya? Nasıl biz birinci olmayız ya? Oğlum, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Aman ya Rabbim. Koladan mı oluyor lan yoksa? Kolanın zararları arkadaşlar. Ben videolarda kola içiyorum. Ondan mı oldu acaba ya? Bu kelimelerin bittiği yerdeyiz arkadaşlar şu an. Şu an söyleyecek hiçbir şey. Hayır! Olamaz! Nasıl oluyor oğlum? Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Hesap yapacağız. Şimdi burada o neler neler. Şöyle, şimdi kalemim var. Elimde kalemim var. Hesap yapmaya da elim varmıyor aslında ama İkinci ZB Channel'ı alalım. Şunu alalım. Onu yeni sekmede açalım. Şimdi adamın 206 tane videosu var. 263 tane abonesi var. 263 bölü 206 yapıyorum. Ya, ne oldu? Bir saniye, hesap yapıyorum. Evet, video başına 1,27 tane abonesi var. Yani adam bir video koymuş, bir kişiden fazla sayıda insan abone olmuş o videoya. Ortalama tabii bu. Bizim kendimize bakalım. En yakın rakibimizden sonra kendimize bakalım. 258'i 639'a bölmeyelim. Çünkü birden çok küçük bir rakam çıkacak. Bir videoya 0,3 gibi bir şey çıkacak. 639'u 258'e bölelim. Büyük çıksın. Şaka şaka. Şimdi bizim de yaklaşık 2,5 videoda bir abonemiz var arkadaşlar. Bu ne demek? Yani her 3 videoda bir kişi geliyor ya da her 2 videoda bir kişi geliyor aşağı yukarı takribi. Bak, diğer çocuğun her videosunda birden fazla gelirken bizim 3 videoda bir kişi geliyor. Bayağı bizi katlamış yani. Bizi kaça katlamış? En az demeyeyim. Bizi 3'e katlamış. 3 katı bizden iyi durumda. Şu 94 videoluya bakalım. 94, onun da bizim gibi 94'ü 43'e böleceğiz. O da bizim gibi çünkü vasat bir kanalmış. Aman ya Rabbim. O da yaklaşık 2,19. O da bizden iyi. Oha, bu bizden iyi. Biz ikinci bile değiliz.
94 tane video paylaşmış, 43 tane abonesi var. Yani her iki videoda bir kişi abone oluyor. Bizde 2,5'ta 1'de. Ya da 3'te 1 diyelim biz ona. Sonuncuya bakalım. Bu sonuncu da bizi geçer lan. Bunda o bu zaten en iyisi bu lan. Oha en iyisi buymuş. En az abone dedik ama. 9 tane videosu var. 48 tane abonesi var. Yani yaklaşık bir videoda 5 tane abone kazanıyor. Arkadaşlar biz kainatın en kötü Zpitcher'ıymışız. Bunu da böylece sizlerle beraber canlı yayında öğreniyorum. Aman Allah'ım. Ya böyle olmaz ama ya. Biz böyle yani nasıl olacak ya? Arkadaşlar böyle abone sayısına bakarak hesaplanmaz bunlar. Biz izlenme sayısına bakalım. Bu istatistik bizim işimize yaramadı. Başka bir istatistiğe geçelim. Şunları da ben açayım. Bunları da açayım lan. Bugün bir şeyler çıkıyor. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu mu beni geçti ya? Hadi bunu bırak. Bu adamlarda düzen intizam bile yok ya. YouTube ne yaptıysa bırakmışlar. Yani öyle video koymuşlar sadece. İçerikleri mi güzel acaba? Neyse. Şeye izlenme sayılarına göre yapalım diyeceğim ama bunların şunun ve bunun nasıl yapacağız ya? Şeye bakalım biz. Başlangıç tarihinden itibaren bakalım. Belki bu mesela ZB Channel 2001 yılında kuruldu derken 2015'te kurulmuş. Ve bizden sonra mı kurulmuş? Bizimki neydi lan? Bizimkine de bakalım. Hayır! Gittikçe daha kötüye mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz ya? Lan nereye tıkladım ya? Ne videoları? Gel geri. Hakkında ya gel. Biz 3 Aralık, Ocak, Şubat. Aralık 3 Aralık 2015 Şubat. Nasıl oldu lan bu? Tamam bizim tam bir sene olmuş. Bu herifin kaç olmuş? Şubat 2010'a. Bak böyle bakınca biz bundan iyi diyebiliriz kendimize katıldığı tarih ama video sayısı da önemli çünkü dur görüntülenme sayısı neymiş? Görüntülenmede de ikiye katlıyoruz ama tabii bunlar video sayısı ile orantılı olan şeyler. Buradan bir şey çıkmadı. Buradan böyle hesaplanmaz. İzlenme sayılarına bakalım. Şöyle ben kendi videolarıma geleyim. Bunda da videolara gelelim. Hepsinde videolara gelelim. Bunda öyle bir zaten seçenek yok. Bunda da öyle bir seçenek yok. Videolara gelelim. Evet. 16 izlenme. Cacık. 14, 17, 38, 23. 2 hafta önce diyor. 38, 46, 56. Aman Allah'ım. Bunlarınki nasılmış? 36, 31, 28. O güzel. Yok böyle olmuyor. Yani hepsinde farklı biri öne geçiyor. Şimdi mesela bu herif ne zaman başlattığı belli değil kanalı ama videoları bizimkinden çok izlenmiş. 87, 95, 226, 233. Bizimki mesela 33, 30, 80, 50, 50 böyle gidiyor. Bununki 16, 14. Bak bunu geçiyoruz ama abone sayısı fazla. Biz bununla aşağı yukarı aynıyız. Bu, ne yapmış ki bu ya? Bombalama, Rombolas yazmış. CSGO, CSGO, Hardcore, Hardcore. Hardcore, hardcore yazacağız. Demek teknik bu. Gerçi çok çok da izlenmemiş ama. Neyse. Şu an çok moralim bozuk ya. Lan kalem gitti. Allah oğlum benim var ya izlenme sayılarında sana çakmışım ama yani bu iyi bir şey. Bence en yakın rakibimiz bu. En düzenli giden bu. Bir hafta öncesine kadar video paylaşmış. Aşağı yukarı bizimki gibi. Oğlum ZB benim olduğum her yerde ikincisin lan. Her yerde oğlum. Neyse arkadaşlar biz kendimizi kandırmayalım. Yani çok kötü durumdayız. Yani bazı noktalarda sonuncu ZB Channel bile olabiliriz. Bazılarında idare ederiz falan filan. Baktığınız açıya göre değişir. Ama sonuç olarak birinci olmadığımız kesin yani. Şimdi o zaman B planına geçiyoruz. B planı nedir arkadaşlar? B planı seferberlik ilan ediyorum. Bizim 2017'nin başına kadar ya da en azından ilk ayında bu herifi geçmemiz lazım ya. 266 abone diyor. Burada kaç diyordu? Burada daha da değişik şeyler söylüyordu ya. Neyse bir daha ZB yazalım. Burada 260. O daha da fazlaymış. Dediğim gibi orada birkaç oynayabilir demiştim. 260. Bizim bunu geçmemiz lazım arkadaşlar.
Dediğim gibi seferberlik ilan ediyorum. Şimdi burada iş bölümü yapmamız lazım arkadaşlar. İş bölümü şöyle. Size düşen görev şu. Siz halanıza, amcanıza, dayınıza, teyzenize, Almanya'daki akrabalarınıza haber veriyorsunuz. Hepsi abone oluyor bize. Ben de çayı bırakıyorum. Yok, kolayı bırakıyorum. Kendime bir çay yapacağım. Bu şekilde bir iş bölümü olsun. İnşallah 2017'ye böyle güzel girelim. Yani mutlu girelim. Diyelim ki bir şeyler yaptık biz. Diyelim ki bir şeyler yaptık. Çok süper gidiyoruz diyelim en azından. Daha Zeybi Channel'lar içinde bile birinci olamazken biz nasıl yükseleceğiz ya? Ben böyle bir şey gördüm mü acaba? Daha önce görmedim çünkü ilk defa açtım kanalı. Dilime vurdu tabii. Dilime vuracak. Nereme vuracak? O zaman dostlar, we can do this sloganımız bu. Yapabiliriz. Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yardımlarınızı bekliyorum. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bizim ilerlememiz lazım. O zaman kendinize iyi bakın. Abone kalın. Milleti de abone yapın. Tamam. Zorla. Yani gerekirse zorla yapın. Bu işler öyle herkes isteyerek abone olacak diye bir şey yok. En azından şu şeyi yapalım yani. 2017'nin başına birinci olarak girelim. Şu aşamayı bir kaydetmiş olalım ki diğer yıllarda daha farklı şeyler, hedefler koyalım kendimize yani. Tamam. O zaman kendinize iyi bakın. See you.